Evet, Eyüp Sultan Belediye'mizin düzenlemiş olduğu çizgimiz 15 Temmuz karikatür duvarı. İnsanlar gelip burada karikatür çiziyor ve 15 Temmuz'u kendi gözünden gösteriyor, yaşattırıyor, hissettiriyor. Tabi protokol, yine resimlerini çektirdiler. Her zaman olduğu gibi protokol bir acayip. Burada hemen dakika dakika 15 Temmuz'da neler oldu isimli bir sergi var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan olaylar dakika dakika burada insanlara anlatılıyor. Darbecilerin, sözde darbecilerin yapmış olduğu olaylar. Burada bir anı defteri var hemen. Bu anı defterine vatandaşlar 15 Temmuz'la alakalı içinden geçenleri yazıyor. Evet, Eyüp Sultan tam bugünlerden 15 Temmuz. Evet, burada hemen bir sahne kurulmuş. Büyük bir ihtimalle akşama bir anma gecesi düzenlenecek. Bu arada bir de cenaze var burada. Allah rahmet eylesin. Evet, cenazeyi çekmeyelim şöyle. Bakın, buraya bir sahne yapılmış. Bu sahnede artık protokol konuşmalarını yapacak burada insanlara karşı. 15 Temmuz'u inşallah bir daha o şekilde bir gün yaşamaz bu ülkemiz. Allah'ın izniyle de yaşamayacağız. Bizler cumhuriyetine, vatanına, milletine, dinine bağlı bir toplumuz. Evet, gençler gelmiş, ufak çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla. Hem Eyüp Sultan'ı ziyarete hem de zannedersem 15 Temmuz'a katılmak için. Geçen sefer geldiğimde bu fıskiye çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor artık, fıskiye de yapılmış. Tabii içeri gireceğiz de hem scooter var hem de üzerim müsait değil şimdi, böyle kısa şortla Eyüp Sultan Efendi'nin karşısına çıkamayız. Ayıptır, günahtır. Burada hemen çeşitli yine Osmanlı alimlerinin, Osmanlı büyüklerimizin kabirleri var. Ve hava çok sıcak. Çok sıcak. Anma gecesine bakalım kalabilir miyim bilmiyorum ama inşallah kalırız bu sıcakta biraz bekleyerek. Bu arada belediyenin golf araçları da geldi. Evet, turistik golf araçları. Elektrikle çalışıyor hem şarjla. Elektrik tüketimini de düşürüyor. Evet, bu arada yine darbe ile alakalı. Ya, en güzel kompozisyon bu olmuş bence ya. Yani bunu kim düşünüp çizmişse vallahi süper bir kompozisyon yapmış. Hemen burada genç bir kardeşimiz. Ya bu da çok güzel ya. Maşallah vallahi. Evet. Burada genç yaşlı omuz omuza. Bu da çok güzel. Ya hepsi birbirinden güzel şimdi. Tek tek. Vay. Bu da bir harika. Bu arada hep şeyler mi çiziyor? Karikatür sanatçıları mı çiziyor yoksa halk da çiziyor mu? Herkes çiziyor. Herkes çiziyor. Evet. Gerçekten çok güzel kompozisyonlar yaratılmış. Bakın şimdi yeni bir tanka dur diyen bir vatandaşımız. Hatta vallahi aga, dünyanın en güzel şeyi şu karikatür çizmek, çok güzel. Bu da mı? Bu da çok güzel. Şuradaki adam fetoş bu. Evet. Aga, şu burnunda sivilceleri daha çok olun. Daha çok sivilce yapsan. Geberip gitmedik ya. Şöyle ha.
birazcık şeye benzesin. Haşa tövbe estağfurullah, Allah'ın yarattığı şeye benzetmeyelim de. Heh, süper oldu reis. Bakın arkadaşlar, halk işte böyle tekmeyi vurdu 15 Temmuz'da bu Amerikan uçağına. Herhalde öteki dünyaya mı gönderdi, ne yaptı? Jüpiter'i, Jüpiter'i görüyoruz, uzaya gönderdiler. Gerçekten elinize sağlık. Gerçekten çok yaratıcı karikatürler. Ya sanatçı işte böyle her şeyi dile getirmek arkadaşlar. En ufak bir şeyi bile en iyi şekilde dile getirebiliyor. Dile. Bu arada burada da bir çizim yapılıyor. Ve burada internetten kopya alınıyor. Evet. Bayraklarla donatılmış her yer. Şimdilik bu kadar diyelim. İnşallah Allah bize bir daha böyle günler yaşatmaz. Yani yaşatmasın artık, değil mi? Yıllardır darbe, yıllardır PKK, yıllardır o, bu, yıllardır Yunanistan, İsrail derken hiç rahat bırakmadılar ülkemizi. Yani birazcık nefes alıyoruz, atılımlara başlıyoruz. Hemen bir tane daha bir olay çıkartıyorlar. Hemen bir olay daha yapıyorlar. Ya bir rahat bırakın be kardeşim ya. Bir rahat bırakın. Sadece bizi değil, tüm dünyayı bir rahat bırakın artık. Her yerde savaş, her yerde hastalık. Yapmayın be kardeşim be. Şu dünyanın güzelliklerinden faydalanalım ya. Değil mi? İnsan gibi yaşayalım ya. Nedir bu? Müslümanların üzerinde yapmış olduğunuz baskılar. Neyse. Cümleten selamun aleyküm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.